arkadaşlar, hayırlı pazarlar olsun hepinize. Bugün günlerden pazar. Ben arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. Abim de arabayla gidecek. Onunla birlikte geçeceğim bakalım. Abim arabası. Allah'ım bana da nasip eyle bunun aynısından. Birazdan çıkacağız. Hava da çok güzel. Annemler doğum gününe gidecekler. Poyraz'ın doğum gününe. Ben arkadaşlarıma söz verdiğim için oraya gideceğim mecburen. Çünkü kaç gün öncesinden söz verdim. İptal edemezdim. Böyle bakalım. Bugün çok vlog çekebilir miyim bilmiyorum. Arkadaşlarıma vakit geçireceğim. Anlatayım. Gidiyoruz şimdi abi şu konuda. Şu manzara çok güzel ya. Manzara Sıvadan kazak aldım. Böyle anne kız, bir annemi bir de kendimi aldım. Aleme takım olsun istedim. Yaka kısmı çok güzel, böyle detayı simli, çok şık. Şuralarına kadar da böyle, şuradan göstereyim hatta, şöyle şu şekilde simli arkadaşlar. Şu bel kısmı da bu şekilde yine simli. Ben çok beğendim. İç kısmında yok tabii ki, iç kısmı yani olsa zaten kaşındırır. Bayağı da kalın bir kasak. Yakasını falan da ben çok beğendim. Benimki medium. Annemkinde XL'ler çalacaktım ama yoktu. XXL'ler vardı. Öyle aldım. Zaten böyle bol kesim duruyor yani. Böyle moda. Kazak aldım. Şimdi kırmızıya et biber dolması yaptım. Çınar'la oynaştık. Markete gittik. Oğluma maske aldık. Baba çalışmış. Seni oturdu. Arttakini ben oturdum. Öyle gösteriyordu. Şu gri var ya. He. Gri'nin üstüne siyah taktım işte şunu. Ondan sonra maske aldım. Ayaklı olmaz. Ayakları yok. Ayaklı olmayacak baba. Tekerlekleri olacak onun. Öyle gösteriyor da. Ondan sonra canım. Anne. Bir tane dolma yedirdim. Arkasına çilekli meyve suyu içeceğiz. Anne. Ben maskemi götürdüm ama onu şeyim. Ama getir anne, ben ona yaparım, halleder. Anne onun yaşı çok kısa, o yüzden takamıyorum. Zor. Burada mı kalmış anne bu? Ne bunu Edremit'te aramadığı yer kalmadı. Ne nereden aldın? Şeyde. Geçen sene de aldık ya biz böyle bir tane. Gözümü takayım, gözüm acıyor diyor. Yukarı kaldırayım, yukarı sarıştırıyor diyor. Lastiği biz bağladık. Bak lastiği bağlanmamış geliyor ya. Tamam şey. Çok güzel, bak takayım bak şimdi. Böyle gel. Olması lazım zaten onun. Gel. Yüzünü gel, çikolata. Hayır, anne, hayır. Anne baksana onu. Bakayım. Al işte, tamam. Gayet güzel anneciğim. Anne hayır yamuk. Anne ama düz düzü yapınca da kaşım acıtıyor. Ama anneciğim o kağıt maske değil, sert olduğu yani, için acıtıyor. Aa ya anne, bu yastığın değiştirmezsen dün ben keyfimi hiç yerinde olmayacak. Tamam da ben onun lastiğini değiştirsem bile onun yüzü yine acıtacak ki.
Keyfi çığını. Acıtmayacağım. Getir bakayım bir. Getir bakayım bir. Keyfine bak. Hani baba daha önce tutuyor. Al sen öpücük. Şurada da öpücük. Burada bir şey var o zaman. Şu taze yanaklarını yürüyecek. Anne baba 3 çocuk. Baba hepsini kollamak için üzerine yatmış. 2 oğluna baba ölmüş. Bir küçük kız çocuğunun anne kurtuldu. Anne ya haberleri be. Vallahi arkadaşlar haberleri izlemek bile istemiyorum gerçekten. Hakikaten zor yani. Ben zaten bir deprem günde attığım video benim biz sürekli yani bir gün önce iki gün önce çektiğimiz videolar olduğu için arkadaşlar hani deprem öncesi çekilen video olduğu için attım paylaşmıştım. Bugün hatta video paylaşmadım, istemedim paylaşmak. Yani böyle arkadaşlar bir şey diyemiyoruz. Bir yaşlı teyze. Dur anneciğim. Yaşlı teyze. Göçüğün altında yani bina önce çökmüş ailece altında kalmışlar. Göçüğün altında telefon geçirmiş eline. Ondan sonra aramış. 155 falan arıyor. Ondan sonra ulaşıyor. Sonra bir akrabasını arıyor. Diyor ki bizim evinin yerini tarif et. O göçüğün altındayız biz diyor. Sonra oradan ne bir şey teyze dediler ya aklıma gelmiyorsun. Bağırdılar. Çok minik sesler geliyordu yukarıya. Minik sesler geliyordu. Ondan sonra onu göçüğün altından koca betonun altından çıkarttılar ama yoğun bakımda ağır. Vallahi arkadaşlar gerçekten zor durumda olanlara depremde depremzedelere yani kaybettiklerimize kayıplarımıza şu an yaşam mücadelesi verenlere bir saniye anneciğim hastanede yatanlara gerçekten geride kalanlara Rabbim sabır versin. Kaybettiklerimize Rabbim Allah rahmet eylesin. Gerçekten zor bir durum. Hakikaten çok zor bir durum. Evet. Bizler video çekiyoruz, atıyoruz YouTube'a biliyorsunuz. Bu artık bizim için bir iş oldu. Atıyoruz. İçimizden gelmediği zaman atmayabiliyoruz. Ama hani burada biz mesela çay içiyorsak, yemek yiyorsak sizler de nasıl biz nasıl video çekensek sizler de izleyicilersiniz. Sizler de evinizde çayınızı içiyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz arkadaşlar. Bizim elimizden gelen tek şey yani biz burada aç da kalsak, ne bileyim efendime söyleyeyim, normal hayatımıza devam etmesek de bunun için bir faydası yok. Bizim tek yararımız yani sadece dua etmek olacak. Bol bol arkadaşlar dualarınızla yer edilsin. Yani gerçekten elinizden geldiğince maddi manevi destek olabilecek bir durumunuz varsa olabilirsiniz. Sizler zaten biliyorsunuz. Yani zor bir durum. Ben burada video atmasam ne olacak? Atsam ne olacak? Birkaç kişi yazmış neden video attın işte atılır mı diye. Yani hani şöyle söyleyeyim. Şöyle mantıken düşünün. Acaba beni izleyen izleyicilerde çalışan insanlar ertesi gün işe gitmediler mi? Tabii ki de gittiler. Sonuçta hayat devam ediyor arkadaşlar. İşe de gidiyorsunuz. Çocuğunuza yemek yapmak zorundasınız. Yine evinizle ilgilenmek zorundasınız. Ama bizim en güzel yapabileceğimiz şey dua. Yani dua edeceğiz ve elimizden geldiğince maddi manevi bir şey yapabileceksek yardımda bulunacağız. Böyle tabii ki yani hani insanın keyiflice böyle bir video çekesi gelmiyor. Keyifli olamıyorsunuz. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Anne. Rabbim yardımcıları olsun. Rabbim yardımcımız olsun. Bugün onlara, yarın bize. Ben de Edremit'te oturuyorum. Benim oturduğum bölge de deprem bölgesi. İşte o sallantıda arkadaşlar Edremit'te de Manisa'da da bayağı sallantı oldu. Manisa'da teyzem oturuyor benim. Edremit'te de zaten biliyorsunuz benim evim orada. İşte orada da sallantı oldu. Ben o zaman buradaydım tabii. Yani ne diyeyim arkadaşlar Rabbim korusun, kollasın yani. Koruyup kollasın bizleri. Rabbim koruyup kollasın. Bir işte teyzemle görüşmüş annem biraz önce. Bir hafta içerisinde yine bir Manisa'da böyle büyük bir deprem bekleniyormuş. Eniştem hatta demiş işte olmadı sizi göndereyim falan. Ama işte kaderde demiş hani yazılıysa teyzem nereye gitsen bulur seni. Yani böyle arkadaşlar. Oturuyoruz şimdi çay içiyoruz. Öyle her zamanki gibi bir şey yaptığımız yok yani. Ablalar içinler sizlerle konuşmak istiyormuş. Gel anneciğim. Gel. Ya ben de biraz tedavi. Konuşsana oğlum. Arkadaşlar benim keyfim yerinde değil çünkü. Arkadaşlar benim keyfim yerinde değil çünkü. Çünkü ben heyecan annemin davetini bekliyorum. Niye biliyor musun?
Neden? Çünkü büyük artık geçecek için gençler. Evet arkadaşlar, köşeme geçtim ben. Oturdum. Öyle kısacık bir videom vardı. Sizler için editledim. Dedim ki sabah videosuz kalmayın, video atayım. Vallahi böyle yorgunluk çöktü üzerime. Halsizlik çöktü. Çay falan içtik. Öyle biraz televizyon falan izledik. Artık böyle yatmak istiyorum yani. Uyumak istiyorum. Yatacağım, uyuyacağım. Dedim ki kapanışı da yapayım sizler için. Yarın için dedim yükleyeyim videomu. Yani umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur diyeceğim ama çok da böyle yani bir şey yok. Dolu dolu bir vlog değil. Yani parça parça bir vlog. Çünkü bugünün vlogu değil arkadaşlar. Parça parça önceki günlerde çekmiş olduğum vlogu birleştirdim. Anneannesi Çınar'ı yatırmaya çalışıyor. Çınar da yatmayacağım diye uğraşıyor şu an. Oğlum kapat artık hadi. Hayır. Lütfen. Akşamları yatması sorun, vallahi sıkıntı oluyor Çınar'ın. Yani böyle arkadaşlar. Yine de ben klasik cümlemi söyleyeyim. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, huzurlu olun, sağlıklı olun, mutlu olun diyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.